Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endeks TL bazlı zirvesine geldi oturdu. Bundan sonra ne olacak? Piyasalar buna nasıl cevap verecek? Borsada hızlı bir düşüş veya bir düzeltme beklemeli miyiz, beklememeliyiz? TL bazlı Final noktasındayız, zirve noktasındayız. Bu ne olacak? Dolar bazlıya baktığımızda önümüzdeki hedef ve potansiyel bizlere neleri gösteriyor? Bugün sizlerle birlikte bunu konuşacağız. Çünkü borsa sonuçta bildiğimiz en sonki direncinin noktasına geldiği için buralardan bir düzeltme, bir satış baskısı yer miyiz, yemez miyiz? Böyle bir korku içerisinde oluyoruz ister istemez. Bu yüzden sizlerle birlikte bugün bunu konuşacağız. Kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Hemen bir videoya geçelim. Bunları sizlerle 4-5 başlık içerisinde konuşacağız. Ama özet olarak isterseniz şunu söyleyebiliriz. Ben çok uzun yatırımcıyım. Daha uzun vadeler 3, 5, 10 sene bekliyorum diyorsanız, çok fazla trade ile de işim yok diyorsanız, buradaki seviyeler öyle korkunç düşüşler öncesindeki seviyelere benzemiyor. Ama diyorsanız ki ben daha kısa vadeli, orta kısa vadede de bakıyorum. Yani en azından her gün olmasa da 1-2 günde bir hisselerimi açıp kontrol ediyorum diyorsanız, burada şunu söyleyebiliriz ki evet bir düzeltme gelebilir ve ben bu düzeltmeden önce satış yapayım tekrardan düzeltme sonrasında alım yapayım diyorsanız buralar mantıklı seviyeler olabilir. Dolar bazlı ya da bakacağız. Orası da çok kritik. Oraya atlamayın lütfen. Ama buradaki düzeltme dediğimiz noktaları %20-%30'luk bir düşüş olarak algılamamamız lazım. Yüzde %3'ler, %5'ler, %7'ler maksimum beklenti olarak karşımıza çıkıyor ki ben %5'in üzerisini bile çok fazla beklemiyorum. Özellikle de dediğim gibi bu enflasyonist ortamda özellikle de bu şirketler içerisinde emtia yatırımlarının fazla olduğu emtiaları elinde tuturan şirketlerde bunu düşünmüyorum. Tabii ki hisse bazlı değişmeler gösterecektir. Biz daha fazla endeks bazlı konuşacağız. Şimdi ilk başlıktan başlarsak dolar bazlı bakmamız gerekiyor. Dolar bazlı dirençlerle çarparak hedef seviyelerimizi bulmamız gerekiyor. Şu an baktığımızda borsamızın 2345 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Daha önceki tepesinde yine 2318'leri gördüğünü fitilin 2400'ler seviyesine değip döndüğünü görebiliyoruz. Şimdi dolar bazlıya geldiğimizde dolar bazlı bizim önemli bir direnç noktamız. Bakın şurada gördüğünüz 152 dolarlar 150 dolarlar seviyesiydi. Bu 152 dolarlar kırıldı sonra zaten dolar bazlı hızla şu an gördüğünüz 159-160 dolarlar seviyesine geldiğimizi görüyoruz. Bu arada direnç yok mu? Yani buradan doğrudan 170 dolara mı gideceğiz? Hayır arada dirençler tabii ki de var. Mesela şurada 158 dolarda bir direncimiz var. Şöyle yukarı çıktığımız zaman 161 dolarlarda bir direncimiz var. Ama bunu çoğaltmak istediğimiz sürece çoğaltabiliriz. Biz biraz da sağlam direnç olarak kontrol etmek istersek burada 170 dolar karşımıza çıkıyor. Bakın şöyle mouse'a gösterdiğim sürece burada ne kadar güzel bir yatayda kalmış. 170 70 dolarlar bizim için hedef seviyesi olarak varsayılırsa şöyle hesap makinemi de açıyorum hemen. Bakın şu anki sadece kurdan hesapladığımızda 170 dolar çarpı 14,75 yaptığımda hedef seviyem 2507 olarak karşıma çıkıyor. Yani burada TL bazlı eğer inancını sürdüren veya biraz da malı elden çıkartmak istemeyenler olursa da 2500'e kadar endeksin gidebileceği mümkün olarak gözüküyor. Dolar bazlı zirve bize bunu söylüyor. Dolar bazlı direnç bize bunu söylüyor. İkinci konumuza geldiğimizde burada sizlere tavsiyem mutlaka kar realizasyonunu belli kademelerde, belli lotlarda yapabilirsiniz. Özellikle de hisse bazlı iyi kar vermiş şirketleri iyi kar vermiş hisseler için yapabilirsiniz. Yani bu ne demektir? Son dönemde bakın biz yüze baktığımızda şöyle o en dip düşüşünden itibaren tepede %25'lik bir kar marjı vermiş. O zaman şunu söyleyebiliriz ki bu düşüşün tarihine baktığımızda da Mart başı diyelim. Mart başından beri 1, 1,5 hatta 2 ayı da ben bunun içerisine katarım. Son 2 ayda endeks %25 vermişken %50 üzerinde kar marjı vermiş şirketlerimin hisselerimin belli bir miktarında kar realizasyonu yaparak karımı realize edebilirim ve düşüşlerde daha aşağıdan kademelenip daha fazla do da arttırmak için kendime nakit yaratmış olurum ve çok büyük düşüşlerde de zaten tepeden sattığımı daha dipten yerine koyabilirim. Yerine koymak istemediğim bir şirketse de tepeden sattığım ve kar realizasyonu yaptığım için düşüşten çok fazla etkilenmem. Tekrar söylüyorum. Tüm şirketler için değil. Son zamanlarda son 2 aylık, 1 aylık periyotta ciddi kar getirmiş şirketlerde kar realizasyonu yapılması tabii ki mümkün olabilir. Buradaki düşüş seviyelerine baktığımızda zaten karşımıza iki tane direnç çıkıyor. Hemen ben oraya da değineyim şöyle kısaca bakın. Şu seviyeden baktığımızda aşağıda bir yüzde %2'lik %1.5'luk düşüşle 2284 seviyesi görünüyor. Bir de daha tepe bir düşüşle %6'lık bir düşüş diyebiliriz buna. 2190'lar seviyesi karşımıza çıkıyor. Ha burada bir ara destek olarak tekrar bakabileceğimiz %3.8, %4 bir düşüşle 2240'lar seviyesinde görebiliyoruz. Yani toplam %2, %4 ve %6 olarak 3 tane destek var. Ha bunun da altına inmesinin pek de mümkün olmadığını görebiliyoruz ama böyle bir durumda da hedef dönüş noktası olarak daha keskin bir nokta 2060'ları görebiliyoruz ama dediğim gibi oraya kadar düşüşü peklemiyor. Borsalarla ilgili devam ettiğimizde şunu net olarak ifade edebilirim ki borsalar iyi bir haber bekliyor. Eğer iyi bir haber gelirse bakın çok net söylüyorum hızla 2700 3000'e endeksin gidebileceğini göreceğiz. Ama ufak da olsa olumlu bir gelişme, olumlu bir haber mutlaka gereklidir. Yıldızlı bir şey koyabilirim ki sizlere buraya yıldızlı söyleyebilirim ki bundan daha önce mutlaka bir satış baskısıyla aşağı itilir zaten oradan anlarız yani endeks 2500 2700 3000 lira hızla gider dediğimiz senaryodan önce o olumlu haber çıktı veya çıkmadan hemen önce kuvvetli bir satış baskısıyla borsalarda en azından görebileceğimiz seviyeden 2200 lira kadar bir düşüş sağlanacağını görebiliriz yani olumlu bir haber olmadan önce hızlı bir yükseliş olmadan önce her zaman borsalar bilirsiniz bir aşağı doğru atılır mesela şuradaki örnekte göreceğiniz gibi. Hızlı bir aşağı atılır, sonra bir rally başladığını görürüz. Hızlı bir aşağı atılır, bir rally başlar. Yine burada şu düşüşü mesela hızlı bir aşağı atılır, sonra hızlı bir rally başladığını görürüz. Burada da ki bu rallyler şu son iki örnekte verdiğimiz rallyler çok kuvvetli değildi. Ondan önceki rallylerde daha bir kuvvet görüyorduk. Bu bağlamda baktığımızda da eğer olumlu bir haber geldi veya gelme ise bir satış baskısı görürüz ki burada biraz daha daha aşağıdan kademelenme piyasada elden mal çıkartma işlemleri gerçekleştirilebilsin. Dediğim gibi borsaların gidişatı ve potansiyeli yüksek. İyi olumlu bir haber bize burada iyi gidişat öncesinde son kritik noktayı vermiş olacak. Bu yataydaki senaryo daha önceki tahtacı videosunda anlattığım gibi tahtacıların hisse bazlı özellikleri yatayda kalmasıyla birlikte alsat yapmalarını ve bezdirmelerini içerir. Bu bezdirme içerisinde bakın kar realizasyondan bahsetmiyorum. Bezdirme sonucunda elden hisse çıkartmamanızı sizlere tavsiye ederim. Bu arada şunu da bildirimini vereyim. Kap kullanım eğitim serisi bittikten sonra temettü yatırımcılığı eğitim serisi ve bu da bittikten sonra tahtacılarla ilgili bir 5-6 videodan oluşan bir eğitim serisi sizlere çıkartacağım. Burada hem takas kademe analizlerini göreceğiz. Ta tahtacılar ne yapıyor? Bu spek hareketleri nasıl nasıl yapabiliyorlar nasıl yapamıyorlar şirketleri nasıl patlatıp patlatmıyorlar yönetimini büyük paylarını halk arzdan itibaren nasıl ele geçirebiliyorlar bunları da konuşuyor olacak bildirim koyayım ara devam ettiğimiz zaman dediğim gibi yine yer yer belli satışlar belli düzeltmelerle bu illaki bir sefer de olmak zorunda değildir ilk belli bir düzeltme yüzde ikilik düşüşle burada 2280'lere getirilir sonra tekrar toplanıyor gibi gösterip buradan işte 2200'lere getirilir belki 2240'lara getirilebilir yani yer yer borsa kendini o olumlu haberi bulup 2500 2700 3000 endekslere gidene kadar bu aralarda belli düzeltmeler belli yukarı yönlü hareketler yapacaktır. Bir gün bir uyanacağız sanki kriz oluyormuş gibi borsa %3 düşüş sağlayacak. Sonra %2 düşüş sağlayıp sonra sanki ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi %4 çıkışta tekrar sağlayacağız. Ama özetle şunu belirtmem lazım ki teknik kısmına bakmadan önce her zaman dediğimiz gibi Türkiye borsaları ucuz ve potansiyeli yüksek olan bir yerdir. Ucuzdur ve potansiyeli yüksektir. Türk borsaları bu yüzden yatırıma uygun, cazip bir e, yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi hisse bazlı seçimde çok önemlidir. Doğrudan endeks bazlı yerine doğru hisseleri seçmek bizler için önemli olacaktır. Bunun da kaynağı eğitimden geçiyor. Gelin hızlıca bir teknik analiz de yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Şimdi şöyle baktığımızda şuradaki Şubat sonu Mart başı düşüşünden itibaren borsaların RSI babında baktığımızda 35-40'lı seviyelere geldiğini görüyorduk. Ortalama bir ay içerisinde RSI'ye yani para girişini yani alım satım gücüne baktığımızda 80'lere geldiğini ve ikiye katladığını artık aşırı satım bölgesinin de üzerine çıktığını görüyoruz. Daha önce de borsaları incelersek aşırı satım bölgelerinden mutlaka hızlı bir satış aşağı gelmiştir. Burası yani bu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alındığından sonraki o yataydaki süreden sonraki yükselişin çok uzun süre kaldığını görüyoruz. Onun haricinde 80'in üzerine bakın şöyle geçildiğinde hızlı bir düşüş, 80'in üzerine geçildiğinde hızlı bir düşüş, geçildiğinde hızlı bir düşüş görebiliyoruz genel bağlamda. Burada da bir miktar oyalandıktan sonra hızlı bir düşüş göreceğiz. Dediğim gibi bu düşüşün özellikle enflasyonist ortamdan dolayı çok yüksek olmamasını bekliyorum. Stokastik RSI burada bir sat sinyalinde Wave Trend muhtemelen birkaç gün içerisinde bir sat sinyaline gelecektir. Bollinger bandının tepe bandına yaklaştık ama hala dışarısına çıkmadık. Bu da bir miktar daha yükselişinde mantıklı olabileceğini, olumlu olabileceğini bizlere gösteriyor. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. Şimdi bir Midas'lı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, Kayıt işlemlerini tamamladığında ise 11 ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Videoyu son bir kısa özetleyerek kapatıyorum. Borsalarımızda %2, %4, %6'lık malum düşüşler, düzeltmeler, kar realizasyonları olabilir. Bu yüzden iyi primlenmiş hisselerinizde belli miktarlarda kar realizasyonu yapabilirsiniz. Fakat borsalara kısa da olsa orta uzun vadede de olsa bakacak olursak 2500, 2700, 3000 endekslerin mümkün olduğunu görebiliyoruz ve yine Türk borsalarının çok ucuz potansiyeli yüksek yatırım yapılabilir olduğunu hala bu görüşteyiz. Burada tabii ki tek kriterimiz doğru hisseleri, iyi hisseleri seçebilmek olması gerekiyor. Endeksin zirveye tekrar gelmesinde bizlere hangi konjektürlerde hangi yorumlar yapabileceğimizi, nasıl bir tepki verebileceğini bugün sizlere anlatmaya çalıştım. Videomuzun sonuna geldik kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.